Sevgili konuklar, herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sunumu ekrana yansıtabilir miyiz? Tamam. Evet, ben Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Bir miktar Türkiye'de yeni sayılırım, onun için biraz üniversitemden bahsedeyim size. 1992 yılında merhum 7. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal tarafından enstitü olarak kuruldu. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak kuruldu. Amacı yüksek derecede araştırma yapmak, doktora öğrencisi yetiştirmek, yani üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla kurulan bir üniversite. Yaklaşık 2-3 yıl önce ismi değiştirildi. Gebze Teknik Üniversitesi oldu. Dolayısıyla lisans öğrencisi de almaya başladı. Bu üniversite şu an Türkiye'nin 10 araştırma üniversitesinden birisi olarak hükümet tarafından tayin edildi. Oldukça yüksek derecede araştırmalar yapılıyor. Katı atıklarla ilgili araştırmalar da bunlardan bir tanesi. Yani Türkiye'de lider üniversitelerden bir tanesi bu konularda katı atıkların değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapan. Şimdi ben de yaklaşık 25 yıldır bu konuda çalışıyorum. Yani bütün yaptığım iş bu. Katı atıkların değerlendirilmesi, bunların geri dönüşümü, bunların nasıl enerjiye çevrilmesi. Bu 25 yılın yaklaşık 22 yılını İngiltere'de, iki değişik üniversitede çalıştım. Son 3 yıldır da Gebze Teknik Üniversitesi'nde Türkiye'ye dönerek çalışmalarımıza burada da devam ediyoruz. Şimdi 2018'in son bu konuyla ilgili toplantısını Muğla'da yaptık. Burada da 2019'da da sizlerle birlikte olmaktan oldukça memnunum ilk sempozyumda. Şimdi ben bir miktar atıkların durumuyla ilgili, yani elimizde ne var, bir vaziyetimize bakacağız. Ondan sonra bu atıkları nasıl enerjiye çeviririz? Dün külliyede Cumhurbaşkanımızın konuşmasına burada katılanlar da şahit olmuştur. Konuşmasının önemli bir bölümünde atıklardan bahsetti. Bunları nasıl değerlendirmemiz gerektiğinden bahsetti. Hatta ben de oldukça sürpriz oldum. Organik atıklardan, inorganik atıklardan, ayrıştırmalardan böyle detaylara girdi. Bu benim oldukça hoşuma gitti işin doğrusu. Şimdi atıklarla savaş açtığımızı söyledi Cumhurbaşkanımız. Şimdi bu savaşı nasıl yapacağız? Ben bir miktar tecrübelerimle bunu size anlatmaya çalışacağım. Hem yurt içinde hem yurt dışında yaptığımız projelerle ilgili. Dediğim gibi ilk etapında katı atıkların durumunu, vaziyetine bakacağız. İkinci etapta da bunları nasıl değerlendiririz, nasıl enerjiye çeviririz? Bunlara bakmaya çalışacağız kısıtlı bir vakitte. Pardon. Şimdi ilk önce biz ne yapıyoruz ona bir bakalım. Her insan ortalama gelişmekte olan ülkelerde her insan ortalama 1,5 kilogram atık üretiyoruz. Bu evsel atıklar artı evlerimizdeki tuvalet atıkları diyelim, arıtma çamurları diyelim. Toplam 1,5 kilogram atığımız var. Yani 1 milyon nüfuslu bir şehrin yaklaşık 1000 tonla 1500 ton arasında günlük evsel atığı çıkıyor. Şimdi bunların çok büyük bir kısmı dolum sahalarına gidiyor. Biz Türkiye olarak yaptığımız araştırmalarda yaklaşık günde 5-6 milyon pet şişeyi, sadece şu hepimizin önünde duran pet şişeyi 5-6 milyon günde çöpe atıyoruz. Bunu Amerikalılar yaklaşık 20-25 milyon pet şişeyi günde çöpe atıyor. Bunlar aslında oldukça değeri olan, yani geri dönüştürebilen atıklar. Maalesef bunlar, bunların %90'ından fazlası çöplere gidiyor. Şimdi bu atıkların %75'ini biz geri dönüştürebiliyoruz. Yani elimizde teknolojiler mevcut şu an. Eskiden böyle değildi ama şu an teknolojimiz var, dönüştürebiliyoruz. Fakat sadece bunun %30-35'ini biz değerlendiriyoruz. Çoğu dolum sahalarına gidiyor. Fakat eskilere göre bir miktar daha iyileşme var. Şimdi belediyeler açısından baktığımız vakit bu atıkların tabii ciddi bir maliyeti var. Biz eğer geri dönüşüm tesisi kurarsak belediyemizde bunun yaklaşık ton başına bizim hesaplamamıza göre 150 lira ton başına maliyeti var. Düzenli depolamanın 250 lira. Eğer bu atıkları termal yöntemlerle bertaraf ettirmeye çalışırsak 400 lira gibi bir maliyeti var. Ben şimdi bu slaytları hazırlarken tabii daha önceki dolar kuruna göre baktık.
400 biraz daha yüksel. Bunu yani 600 lira falan olarak değerlendirebilirsiniz. Yani bir ton çöpün bertarafı için yaklaşık 100 dolar gibi bir para harcamanız gerekiyor termal bertarafı için. Termal bertaraf bir miktar maliyetli. Ama çok ciddi de gelirler elde edilebiliyor. Yani %5'ini bile ayırsanız, alüminyum atıklar olsun, plastik atıklar olsun, bunların çok ciddi bir değeri var. Örnek olarak burada belirttim zaten. 9 milyar alüminyum çöp sahasından ayırdığımız vakit bunun çok ciddi bir ekonomiye katkısı var. Bir de son olarak biz eğer bu pet şişeleri tekrar geri dönüştürüp tekrar kullanırsak bunun yani yeni pet şişe üretmekten mesela %84 daha enerji tasarrufu sağlamış oluyoruz. Sera gazlarını da %71 miktarda azaltmış oluyoruz. Geri dönüşüm o kadar önemli. Şimdi tabii bu yani insanlara İbrahim Hocam da bahsetti. Atık üretmeyin diyemeyiz. Böyle bir şeyimiz yok. Ben sıfır atıktan şunu anlıyorum. Yani sıfır atık, biz sıfır atık üretmeden yani mutlu olamayız atık üretmeden. Bu bir kesin. Fakat atığı üreteceğiz de bunu dolum sahalarından nasıl yönlendiririz? Yani neler yapabiliriz? Bu çok önemli. Ben sıfır atıktan dolum sahalarına gitmeyecek atık anlıyorum. Dolayısıyla bizim olaya öyle bakmamız lazım. Atık üreteceğiz mutlaka ama bunu nasıl değerlendirebiliriz ona bak. Ben şimdi etrafımda çevremdeki insanlarla, tanıştığım insanlarla ufak bir kendi çapımda bir anket yaptım. Ne zorluklarımız var? Yani biz bu atığı neden çeviremiyoruz? Neden şey yapamıyoruz? Şimdi hiçbirimizin önceliği kesinlikle geri dönüşüm değil. Ne yazık ki. Yani biz size diyebilir miyiz ki cep telefonu kullanmayın veya evinizde televizyon kullanmayın? Çünkü bunları her 3-4 senede bir değiştiriyoruz. Biliyorsunuz elektronik atıkları da duymuşsunuzdur. En büyük problemlerimizden bir tanesi de bu, elektronik atıklar. Dolayısıyla bizim şu an önceliğimiz bu değil. Hemen bir cep telefonun yeni modeli çıktığı vakit bunu değiştiriyoruz ve bu çoğumuzun bu elektronik atıkları da evinde kalıyor. Bunları da geri dönüşüme vermiyoruz. Bir de en çok karşılaştığım konulardan birisi de eğer yanımda işte yakınlarımda bir atık şeyi varsa, çöp tenekesi varsa neden geri dönüşüm arayayım? Yani neden evimden arabama binip geri dönüşüm kutuları arayayım? Bu da oldukça önemli bir problem. Bir de tek kullanımlık şeyleri tercih ediyoruz. Yani hiç kimse tekrar bulaşık yıkama gibi, çamaşır yıkama gibi alışkanlıkları yok. Bunlar bizim zorluklarımız. Şimdi bir miktar artışımıza bakalım. Çünkü sürdürülebilirlik de oldukça önemli bu. Hani bu hep senaryoların yazıldığı 2050 yılında felaket senaryolarının olacağı bir yıl olarak biliniyor biliyorsunuz. 2050 yılında 9 milyar gibi bir nüfusa ulaşmamız bekleniyor global olarak baktığımızda. Şu an 7'yi biraz geçmiş durumdayız. Ve bunun %99'u da kentsel bölgelerde oluyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'den alınan grafiklere baktığımız vakit gördüğünüz gibi artışımız yani gelişmekte olan ülkelerin artışı sarı çizgiyle gösterilmiş. Hızlı bir şekilde büyüyor ve 9 milyara ulaşacağız. Diğer sağdaki grafikte, sizin sağınızda duran grafikte şehirlerdeki artışı gösteriyor. Bunlar Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporlardan alınan veriler. Şimdi böyle bir nüfus artışımız var. Fakat kaynaklarımızı bu nüfus artışıyla şey yapamıyoruz. Yani dengeleyemiyoruz. Burada çok ciddi bir problem var. Ya yani sürdürülebilirlik açısından problemimiz var. Kaynak kullanımı açısından. Baktığımız vakit metallerin 2,1 kat arttığını görüyoruz. Plastiklerin kullanımının 2,3 kat arttığını görüyoruz. Yaklaşık 5-6 kat arttığını görüyoruz. Bunlar nüfus artışıyla orantısız olarak büyüyor. Yani biz çok daha fazla tüketir hale geliyoruz. Her geçen gün her insan hani dedik ya en başta 1,5 kilogram atık üretiyoruz dedik. Bu hızla artıyor. Özellikle gelişmiş. Mesela Katar'da ben şu an Katar'da bir proje yapıyorum. Atıkların geri dönüştürülmesiyle ilgili. Orada bir insan 4 kilo atık üretiyor. Çok ciddi bir fark var. Biz 1,5 kilo üretiyoruz. Onlar 4 kilo üretiyorlar. Bu biraz şeyle de alakalı. Ülkenin hani refah seviyesiyle de bir miktar alakalı ama Katar tabii abartmış durumda. Yani
oldukça fazla. Bu Avrupa'da da yaklaşık 1.2-1.3 kilogram civarında kişi başına. Dolayısıyla nüfus artışıyla kaynak tüketimi oldukça dengesiz bir şekilde gidiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz şimdi dünya genelinde baktığımız zaman toplam bizim atıklarımız ortalama 4 milyar ton civarında. Bunun 2.5 milyar, bunlar 2015 verileri. Bunun 2.5 milyar tonu belediye atıkları. Yani bizim atıklarımız, diğerleri endüstriyel atıklar, diğer atıklar. Şimdi bunun dağılımına baktığımız vakit Türkiye'nin de dahil olduğu OECD ülkeleri içerisinde yaklaşık 900 milyon ton atık çıkıyor. Belediye atıkları. BRICS'te yani bu Rusya, Brezilya, Rusya, Endonezya, Hindistan, Çin ve Güney Amerika'nın kurduğu bu BRICS topluluğunda da 1 milyar ton gibi bir atık var. ROV'da da yaklaşık 1.1, yani ROV dediğimiz dünyanın geri kalan bölümünde de toplamda 2.5 milyar ton bizim yıllık atığımız çıkıyor. Ne yazık ki bu atıkların dediğim gibi %90'ından fazlası dolum sahalarında. Yani bu sadece Türkiye'nin problemi değil, onu demek istiyorum. Dünyanın birçok yerinde atıkların çok fazla miktarı dolum sahalarında dolum sahalarına gönderiliyor. Şimdi bizim geleneksel atık problemlerimiz nelerdir? Onlardan çok kısaca değinmek istiyorum. Şu anki hakim ekonomik sistem kaynak korumamıza ve verimli kaynak tahsisi için yeterli teşviki sağlamamaktadır. Siz tabii çoğunuz burada belediyelerde görev yapıyorsunuz, belediyelerde çalışıyorsunuz. Biliyoruz ki biz Türkiye'de özellikle yeterli kaynağımız yok. Yani bu çöplerle mücadele etmek için sıfır atığa doğru gitme, bu kaynakların artırılması gerekiyor. Ben mesela kendimden örnek vereyim. Benim İngiltere'deki evimde ben senede 1500 sterlin şey ödüyorum, belediye vergisi ödüyorum. Bunun yaklaşık yarısı çöple ilgili. Çünkü bize her sene dökümlü olarak geliyor bu. İşte polisi var, itfaiyesi var, yolu var, onu var, bunu var. Bunların hepsini çıkartıyorsunuz. Tam bu faturanın yarısı çöp. Yani ödediğimiz belediye vergisinin yarısını çöpe veriyoruz. Dolayısıyla belediyelere ciddi bir kaynak ayırmış oluyoruz oradan. Bu kaynak ayırma çok çok önemli. Kaynak ayırmadan bu atıklarla mücadele etmemiz pek mümkün gözükmüyor. Bir de şu çok önemli, Türkiye'de sanayi de çok hızlı bir şekilde büyüyor biliyorsunuz. Yani Çin'den sonra Türkiye ikinci oldu büyümede. Fakat bu büyüme yapılırken, sanayide büyüme yapılırken birçok endüstriyel atık da ortaya çıkıyor. Bunlar için de sürdürülebilir bir çözüm ortaya sunmak gerekiyor. Tamam büyüyelim sanayi olarak ama büyüdüğümüz vakitte atıklarımızı da nasıl değerlendireceğiz? Buna da bakmamız gerekiyor. Türkiye'de tabii ÇED diye bir süreç var, çevre etkileşim değerlendirme. Sanayi kurulmadan önce ÇED alması gerekiyor. Fakat orada da şöyle bir problem var benim tecrübemde. ÇED alırken oldukça zor. Fakat bunun takibinde sıkıntılar olduğunu ben görüyorum. Verirken zor fakat takip edilmesi gerekiyor. Sonuç olarak oldukça sınırlı çabalarımız var. Yani belediyeler olarak bir miktar eğri oturup doğru konuşursak belediyeler şöyle düşünüyor. Biz bu atıkları halkın gözünün önünden götürelim, uzaklarda bir yerlere gömelim, kimseye rahatsızlık vermesin, kurtulalım bu işten deniliyor. Halbuki bizim en son yapmamız gereken de bu. Dolayısıyla bu oldukça sorunlu bir yaklaşım. Bu yaklaşım açısını değiştirmemiz lazım. Yani eğer sıfır atıktan, oldukça iddialı bir kelime olan sıfır atıktan bahsediyorsak, bizim bu mentaliteyi değiştirmemiz gerekiyor. Tabii bu oldukça problemli bir konu. Yani vahşi depolama sahaları, birçok yerde vahşi depolama sahası var. Bunların çevreye yaydığı gazlar, sera gazları, ondan sonra orada çıkan yangınlar, bunların hepsi bir çevre felaketi. Biraz sonra sulardan da bahsedeceğim. Sulara da çok ciddi problemleri var. İklim politikalarıyla da çok çok alakalı. Şimdi bir de çöplerin dolum sahasına götürülmesindeki en büyük problemlerden bir tanesi de havaya sera gazı yaymamızın yanı sıra, ya metan gazı biliyorsunuz karbondioksite göre 21 kat daha etkili küresel ısınmada. Dolayısıyla çöp sahalarından çıkan metan gazları
çok ciddi etkileri var iklime. Aynı zamanda bu çöplerden çıkan sızıntı sular, yani biz çevre mühendisleri olarak çöp sızıntı suyu arıtılabilecek en zor endüstriyel sulardan bir tanesidir. Yani çok çok zordur arıtması, çok pahalıdır, çok oldukça teknik ister. Bu çöp sızıntı suları yeraltı su kaynaklarımızı kirletiyor. İçerisinde çok yüksek KOİ'si, ağır metalleri olan bir su. Kesinlikle arıtılması lazım. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu işi doğru düzgün yapan birkaç tane belediye var sadece. Çöp sızıntı sularının arıtılmasına. Ankara'da bile bu iş yapılmıyor. Bildiğim kadarıyla Ankara'da bile bu dereye dökülüyor. Yani bunun mutlaka ele alınması gerekiyor. Şimdi bir miktar buradaki sorunlar, yani kayıt dışı çöp ayıklama sorunlarımız var biliyorsunuz. Bir genç arkadaşlarımız var, sokaklarda her gün dolaşıyorlar ve bu çöpleri tek tek ayıklıyorlar. Aslında dünyanın en iyi ayıklamalarından birisi Türkiye'de gerçekleşiyor. Yani hemen hemen çöpü çok ciddi miktarda Ankara'da, İstanbul'da ayıklanıyor. Ama bu kayıt dışı olarak yapılıyor ne yazık ki. Bizim bu enformal sektör çalışanlarını bir düzene sokmamız gerekiyor. Bunları nasıl yapabiliriz? İşte merkezi ayıklama tesisleri kurup bu arkadaşları oraya çekip orada hijyenik koşullarda çalıştırabiliriz. Çünkü bu kişiler çevre sağlığına da çok ciddi problemler yaratıyor. Şimdi neden biz geri dönüşüm yapmalıyız? Şimdi atık bölümünü yavaş yavaş tamamlayıp enerji bölümünü hemen kısaca bahsedeceğim. Bunları temel olarak ben başlıklar halinde buraya yazdım. En önemlisi ekonomik. Yani biz bu atıkları atmak yerine bunlardan geri dönüşüm sağlayarak ekonomik bir gelir, istihdam sağlayabiliriz. Kaynaklarımızı koruyabiliriz. Depolama alanındaki çöpleri azaltıp yeraltı su kaynaklarını, hava kirliliğini azaltabiliriz. Bunlar çok çok önemli konular. Hiçbirimizin önceliği değil. Tabii çevre konuları biliyorsunuz ne yazık ki. Fakat oldukça önemli. Şimdi bir de ekoverimlilik var. Belki bazılarınız duymuştur ama ben buradan tekrar etmek istiyorum. Oldukça önemli bu ekoverimlilikte. Biz öyle bir üretim yapmalıyız ki bu dünyanın taşıma kapasitesine uygun olması gerekiyor. Yani dedik ya demin oldukça fazla miktarda atık üretiyoruz. Fakat bu katlanarak artıp gidiyor. 1990'lara göre 5-6 misli daha fazla atık üretiyoruz. Nüfus artışını da kat kat geçmiş durumda. Dolayısıyla dünyanın taşıma kapasitesini alacak şekilde bizim üretim yapmamız gerekiyor. Bunun için de şirketlerin de yapacağı bazı sorumluluklar var. Çünkü üretimi hükümetler, kişisel insanlar yapmıyor. Firmalar yapıyor. Şirketlerin çok çok büyük payı var bu işlerde. Mesela enerji yoğunluğunu azaltma gibi. Mesela benim bir uzmanlık alanımda bu proses yoğunlaştırma. Yani ben orijinalde kimya mühendisiyim. Biz tesis tasarım ederken fabrikayı, yani reaktörleri oldukça küçük yapmak isteriz. Bunun birkaç tane nedeni vardı. Biz buna process intensification and miniaturization diyoruz. Yani Türkçesi proses yoğunlaştırma ve minyatürleştirme. Burada şöyle bir şey var. Siz reaktörü dizayn ederken ne kadar küçük yaparsanız bir, yatırım maliyetiniz azalır. İki, işletme maliyetiniz azalır. Dolayısıyla kaynaklarınızı da korumuş olursunuz. Yani ekoverimlilik derken burada mühendislere ve firmalara çok çok iş düşüyor. İşte yerimiz bol, biz büyük miktarda yapalım bu işi. Böyle bir şey olmaz. Kaynaklarımızı korumamız gerekiyor. Evet, şimdi atık hiyerarşisinde biz tam bu üçgenin tersini yapıyoruz. Yani atıklarımızı alıyoruz, götürüyoruz, direkt depolama sahasına gömüyoruz. Aslında bu üçgenin böyle olması lazım. Ters bir üçgen olması lazım. İlk önce kişisel olarak bunu önlememiz gerekiyor. Yani şöyle bir örnek vereyim, çok basit. 2 senede bir cep telefonunuzu değiştirmeyin. Mümkünse bozulana kadar. Yani 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl. Ben cep telefonumu şu an 6 yıldır kullanıyorum. 2 sefer bozuldu. 2 sefer de tamire götürdüm. Bu benim kişisel olarak yapmaya çalıştığım bir şey mesela. Buna biz önleme diyoruz. Yani atığı İlk başta biz önlemeye çalışacağız. İbrahim Hocam da bahsetti, mentalitemizi bu konuda değiştirmemiz gerekiyor. Yani hiç önceliğimiz olmayan bu konuyu en önceliğimize getirmemiz gerekiyor. Sonra geri kullanım, geri dönüşüm. Bunları da yapamadığımız takdirde biz bundan enerji üretebilir miyiz? Buna bakmamız gerekiyor. En son opsiyonumuz da bu çöpleri
doğum sahalarına göndermek olması gerekiyor. Dediğim gibi bu şu an tersi. Yani şu an %90'ın üzerinde atıklarımız dolum sahasına gidiyor. Efendim işte enerji üretiyoruz dolum sahasında. Enerji üretiyorsunuz da o ürettiğiniz enerji zaten o dolum sahasındaki gazın %40'ını alabiliyorsunuz. %60'ı atmosfere kaçıyor. Oldukça verimsiz bir şey sistem. Yeraltı su kaynakları, kaçan sera gazı, iklim etkisi birçok problem var. Yani üretebileceğiniz en verimsiz enerji üretim teknolojisidir dolum sahasında enerji üretmek. Evsel atıkların oranlarına benim Türkiye'deki yaptığım projelerde edindiğim tecrübelerden oluşturdum bu grafiği. Yani bir yerden alıntı değil, bizzat kendim oluşturdum yaptığım analizler sonucunda. Atıklarımızın içerisinde %27'si yaklaşık organik maddeler. Yani mutfak atığı dediğimiz organik maddeler. Bunu komposta çevirebiliyoruz, gübre üretebiliyoruz bunlardan. Belediyeler parklarda, bahçelerde bunu kullanabilirler. Hani direkt tarımda, ziraatte kullanılmayabilir içerisindeki inert maddelerden dolayı. Fakat çok rahat bunları komposta çevirip park ve bahçelerde kullanabiliriz. Diğerleri de gördüğünüz gibi harfiyat atıkları. Bunları öğütüp inşaat sektöründe kullanabiliriz. Yol yapımında kullanabilirsiniz. Ahşap gibi, plastik gibi, plastikler geri dönüşebiliyor zaten, kağıt gibi, kağıtçuk tekstil atıkları gibi maddeleri de enerjiye dönüştürebiliriz. Yani biz bütün bu atıkları alıp hepsini değerlendirip sıfır bir şekilde dolum sahasına, benim işte sıfır atıktan anladığım dediğim oydu. Yani bu atıkları tamamıyla değerlendirip hiç dolum sahasına göndermeye biliriz. Bunu nasıl yapacağız onu da şimdi açıklayacağım. Şimdi geri dönüşen bu hep zaten benim yaptığım kendi anketimde sorulan en büyük şey şeylerden bir tanesi de bu. Bu geri dönüşen atıkların ne olduğu, hangilerinin olduğu bu konuda bir kafa karışıklığı var. Ben burada özetlemeye çalıştım. Kağıt, karton, şişe, teneke ve plastik gibi atıkları biz geri kazanıp bunların bir ekonomik değeri de var. Yani bunları alıp satabiliyorsunuz. Ekonomik değeri olmayan atıkları ayrıştırsanız bile orada gene sahada kalıyor. Kimse almadığı için, ekonomik değeri olmadığı için ayrıştırmanızın da hiçbir anlamı yok ne yazık ki. Şimdi bu oldukça ilginç bir şey. Evsel çöplerin içerisinde, ben birçok insana sordum, evsel çöplerin içerisinde ne kadar ayıklayabiliriz diye. %50'nin altında olduğunu söyleyen çok nadir çıktı. Evsel çöplere baktığımız vakit %50'nin üzerinde ayıklama yapabiliriz gibi, geri dönüşüm yapabiliriz, ayıklama değil mi? Geri dönüşüm yapabiliriz gibi gözükse de ortalama %5'ten fazla işe yarayan, yani para eden bir şey yok atıkların içerisinde. Yani 100 ton çöpünüz var mı? Bu 100 tonun sadece 5 tonu para ediyor. %95'i hiçbir şey etmiyor. Yani bir mali bir değeri yok. Satamıyorsunuz. Onlar da bu bölüm oluyor. Gübre olan atıklarımız, işte mutfak atıklarımız genel olarak. Bunları gübreye çevirebiliriz. Demin bahsettim, %27'lik bölüm. Bu bazı bölgelerde, mesela Trabzon gibi yerlerde bizim hesaplamalarımızda %33 çıktı. İstanbul'da %30'larda filan, Ankara'da %27, %28 civarında olduğunu biliyoruz. Bir de geri dönüşmeyen atıklar var ki bu en fazla olan kısım. Yani %50-55 civarı geri dönüşmeyen atıklar. Ve bunları ne yapabiliriz? İşte bunlardan şimdi bahsedeceğim. Şimdi biraz önce söyledim, birçok biz proje yaptık yurt dışında olsun, yurt içinde de yaptık projelerde. Biz şunu öneriyoruz, yani bu çöpleri alacağız, evsel atıkları belediye olarak dörde ayıracağız net bir şekilde. Hiç detaylı şeye girmeye gerek yok. Organikler, metaller, plastikler geri kazanılabiliyor biliyorsunuz, bunlar para eden kısım. Organikler var, bundan biyogaz üretip sonra kompost, hem enerji üretebiliyoruz ve çıkan yan üründen de kompost yapabiliyoruz. Bunu da değerlendirebiliriz. Çıkan inert atıklar, yani harfiyat atıkları bunlar genel olarak. Bunları inşaat sektöründe kullanabiliyoruz. Hiç yapamadığınız yol yapımında kullanabilirsiniz. Bir de o geri kalan dediğim %55'lik bölüm, ATY diyoruz biz. Bunun tam şeyi RDF, Refuse Derived Fuel. Yani Türkçesi atıktan türetilmiş yakıt diyoruz biz buna. %55'lik bölüm. Bu bölümü de biraz önce bahsedildi bir önceki konuşmacımız tarafından. İşte bakanlığın verdiği bir yayınladığı genelge var, yakma yapabiliriz. Ama bakanlık buna sıcak bakmıyor. Ben aslında sıcak bakmamasında bir miktar anlıyorum.
Mesela örnek vereyim, İngiltere'de 12 yıldır İngiltere Çevre Bakanlığı hiçbir firmaya yakma lisansı vermedi. Vermiyor. Çünkü halk istemiyor. Nedeni de çıkan toksik gazlar, çıkan toksik küller, oldukça pahalı ve verimsiz bir teknoloji olması. Bundan dolayı izin vermiyor. Şimdi bu yakmaya karşı nasıl alternatif teknolojiler geliştirebiliriz? İşte son 10 yıldır, 15 yıldır biz bu konular üzerinde çalıştık. Gazlaştırma gibi, piroliz gibi yüksek verimli teknolojiler var. Biz bunları geliştirdik ve endüstride uyguladık. Bir de şimdi enerjiyle ilgili örnekleri vermeden önce bizim elimizde ne var ona bir bakalım. Bizim elimizde 5 çeşit yenilenebilir enerji kaynağımız var. Bir de lignit kömürlerimiz var. Lignit kömürlerimiz biliyorsunuz yenilenebilir kaynaklar değil ama dünyanın ikinci büyük rezervlerine sahibiz. Şu an hatırlamıyorum ama yanılmıyorsam 6 veya 8 milyar ton civarında bir rezervimiz var lignit kömürlerinde. Rahmetli Maliye Bakanımız Kemal Bey, bana Kemal Unakatan Bey bana zamanında sormuştu bu atıkla lignitleri nasıl değerlendirebiliriz diye. Bunlar oldukça derindeler, yüksek nemli, düşük kalorili. Onun için bunları çıkartmasının maliyeti çok çok yüksek. Onun için bizim elimizde yenilebilir. Bu yenilebilir kaynakların içerisinde de biyokütle en büyük bölümü oluşturuyor. Yani hep güneşten, rüzgardan bahsediyoruz ama aslında %60'lık bölümü, potansiyel olarak %60'lık bölümü katı atıklar ve biyokütleler yenilenebilir enerji içerisinde oluşturuyor. Biz bu biyokütle kaynaklarının %65'ini oluşturan biyokütle kaynaklarının birçoğunu kullanmıyoruz ne yazık ki. Oldukça verimsiz olan rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji tekniklerini kullanıyoruz. Amerika'da yapılan bir araştırmada bizim farz edelim ki hiç şeyimiz yok, petrolümüz yok, gazımız yok, hiçbir fosil kaynağımız yok, enerjimiz yok. Nasıl enerji üretebiliriz? Biliyorsunuz enerji olmadan, enerji olmazsa anarşi olur. Yani bir gün bile cep telefonumuzu şarj etmediğimiz vakit sıkıntıya düşüyoruz. Dolayısıyla enerji oldukça önemli. İkisine hem çevreye hem enerjiye beraber bakmamız lazım. Yapılan araştırma şunu diyor bize, eğer doğal gazımız, petrolümüz, hiçbir şeyimiz yoksa dünyadaki biyokütle kaynaklarımız şu an tüketilen enerjinin 8 misli fazla enerji üretmemize yeterli. Sadece bunu teknolojik, yani nasıl bir doğal gazdan türbinler yoluyla, türbin teknolojisiyle elektrik üretiyorsak, bu biyokütlelerden de atıklardan da teknoloji yoluyla elektrik üretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunun teknolojisini geliştirmemiz gerekiyor. Yoksa kaynağımız var, yani petrole, doğal gaza da ihtiyacımız yok. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre 1095 terawatt enerjiyi, yenilenebilir enerjiyi Avrupa %30'una tekabül ediyor bu. Enerjisini %30'unu yenilenebilir enerjiden üretti. Bunun yaklaşık yarısı atıklardan ve biyokütlelerden. Yani bildiğimiz gibi öyle güneşten, rüzgardan filan da değil. Bu 2020 yılında yani 1-2 yıl sonra yaklaşık 1400 terawatta ulaşması bekleniyor bu yenilenebilir kaynakların. Bu da %36'ya tekabül ediyor. Peki Türkiye'de ne durumdayız kıyaslayacak olursak? Türkiye'de de yaklaşık 24.300 megawatt üretmişiz 2013 verilerine göre. 2023 yılında 50.000 megawatt enerjiyi biz yenilenebilir kaynaklardan üretme durumundayız. Bu hiç fena bir rakam değil çünkü %30'a tekabül ediyor. Yani Avrupa %36 iken biz yaklaşık %30'larda falan olacağız. Bu da hiç fena gözükmüyor. Ve bunun da en büyük nedeni aslında su. Biz biliyorsunuz hidroelektrik santralleri cennetiyiz. Bundan dolayı yoksa biyokütlelerden falan dolayı değil. Şimdi bu atıklardan bu enerjiyi nasıl üretebiliriz? Birkaç tane elimizde teknoloji var. Yakma ki hiç tercih edilmiyor artık 40 yıldır. Uygulanan bir teknoloji. Oldukça standart bir teknoloji, çalışan bir teknoloji. Fakat bazı sorunlarımız var, çevresel sorunlarımız var. Emisyonlar gibi, işletme maliyeti gibi, yatırım maliyetinin çok fazla olması gibi. Mesela şu an Almanya'da kurulan bir yakma tesisinin megawatt başına maliyeti 7 milyon euro civarında. Oldukça yüksek bir rakam bu. Bunu Türkiye'de uyguladığımız vakit geri dönüşümü, yani yatırımımızın geri dönüşümü 15 yılı buluyor. Ve buna da yatırımcı yanaşmıyor ne yazık ki. Yani devletin zaten 10 yıl teşviği var bu atıklardan enerji üretmeyle ilgili.
Dolayısıyla bu teşvin süresi bile yetmiyor. Yani biz bu yatırımı yaptığımız vakit. Ama tabii bu teknolojiyi hazır almaya çalıştığımız için bu bize 7 milyon euroya mal oluyor. Yani bir Almanlar bize bu işi bedavaya vermiyorlar. Dolayısıyla bizim bu konularda kendi teknolojilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. İşte alternatif olarak gazlaştırma piroliz teknolojileri var. Bir de biyolojik yöntem var. Yani bu anaerobic digester dediğimiz sahaya gömerek biyogaz üretme tekniği var. Tercih edilmeyen bir teknik ama çok çok fazla uygulanıyor. Bunlar bizim elimizdeki teknikler. Şimdi biz en son şimdi Trabzon'da bir projeye başlamak üzereyiz. Trabzon'un çok ciddi problemleri var bu atık konusunda. Atığı dökecek yer yok. Trabzon'da önerdiğimiz projemiz de bu. Atıklar, biliyorsunuz lastik atıkları da artık devlet tarafından biyokütle kapsamına alındı. Ve aynı biyokütle gibi şey alabiliyorsunuz, destek alabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz bu atıkları alıp ilk önce bir ayrıştırma tesisinden geçirip daha sonra gazlaştırma tesisinde gaz üretip bunları da türbinlere verip elektrik enerjisi üretebiliyoruz. Böyle bir sistemde yaklaşık bir ton atıktan 1.2 megawatt saatte elektrik üretilebiliyor. Bu proje Trabzon için hazırlandı. 800 tonluk günlük 800 ton olan çöpü olan bir şehrin saatte 10 megawatt elektrik üretmesi böyle bir teknolojiyle mümkün. Şimdi bunun tabii çevresel faydası da şu, bu tesisleri, gazlaşma tesislerini, yani termal bertaraf tesislerini kullandığımız vakit çıkan türbinden çıkan emisyon, karbondioksit ve su buharı. Bunu fotosentez yoluyla tekrar kullanabiliyoruz. Dolayısıyla karbon nötr, yani karbon kredisinden yararlanabilen bir teknik olarak biliniyor. Bunun yanı sıra elektrik ve enerjide. Biz bir reaktör geliştirdik. Bu reaktör biyokütleleri, katı atıkları, yani üniversitedeki yaptığımız çalışmalarda katı atıkları yanabilen, yani türbinlerde yanabilen gazlara dönüştürebiliyoruz. Bunların içerisinde arıtma çamurları var, belediye atıkları, RDF dediğimiz, yani ATY dediğimiz atıktan türetilmiş yakıtlar var, endüstriyel atıklar var. Bunları bu reaktörlerle enerjiye çevirebiliyoruz. Hatta yaptığımız projeler arasında klinik atıkları bile bu reaktörde kullanabiliyoruz. Bu grafikte onu gösteriyor. Reaktör 1000 derecenin üzerinde sabit bir şekilde sürekli çalıştırabiliyoruz. Dolayısıyla endüstriyel ve klinik atıkları da bu reaktörlerde değerlendirebiliyoruz. Şimdi bu benim Güney Kore'de 2015 yılında yaptığım bir proje. Yani benim danışmanlığımda yapılan bir proje. Bu güzel bir örnek oldu işin doğrusu. Yaklaşık 150 tonluk bir atık üretimi var. Küçük bir şehir. Güney Kore'nin güney tarafında Nammon diye bir şehir. Nammon şehri 100 ton, 100-150 ton atık üretiyor. Bu atıklar şu sizin solunuzda gördüğünüz kapalı binaya geliyor. Burada ayıklama tesisine giriyor. Yani burada biyolojik filtreler var. Hani etrafa koku yaymaması için ayıklama tesisinde kapalı bir tesiste yapılıyor. Çöpler üçe ayrılıyor. Geri dönüşen bölüm, organik atıklar ve atıktan türetilmiş yakıt ATY olarak. ATY sağda gördüğünüz gazlaştırma tesisine geçiyor ve burada enerji üretiliyor. Orada gördüğünüz iki tane motor var, gaz motoru var ön tarafta, yeşil olan. Onlar vasıtasıyla enerji üretiliyor ve şebekeye veriliyor. Bu Güney Kore Çevre Bakanlığı'nın %100 bütçesiyle kurulan pilot bir tesis. Şimdi bu tesisi daha başka şehirlerde uygulamak için planlamalar yapılıyor. Bu da İngiltere'de yaptığımız arıtma çamurunun gazlaştırılmasıyla ilgili bir proje oldu. Gördüğünüz gibi tamamen kapalı bir sistem, dışarıya koku yaymayan bir sistem. Arıtma çamurları burada enerjiye dönüştürülüyor. Bu da 2018 yılında yapımı tamamlanan, hala test çalışmalarının devam ettiği Malatya katı atık sahasındaki çöp ayıklama ve gazlaştırma tesisi. Kendi şeyinde, özelliğinde Türkiye'de bir ilk oldu bu tesis. Çünkü sıfır atığa doğru yaklaşan ilk proje oldu Malatya'daki bu tesis. Nasıl oldu? Hemen onu hızlıca şu grafikte size özetleyeyim. Evsel çöpler aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi çöp stok alanına geliyor. Burada bir ayıklama tesisine giriyor. Çok kompleks bir ayıklama tesisi değil bu. Sadece dediğim gibi üçe ayırıyoruz bu atıkları.
Daha sonra ürettiğimiz şu sol üst tarafta gördüğünüz resimde ATE dediğimiz, yani çöpün yanabilen kısmı, hiç işe yaramayan, ben ona çöpün de çöpü diyorum artık, yanabilen kısmını bu aşağıda sol tarafta gördüğünüz gazlaşma tesisine vererek elektrik enerjisi üretiliyor. Yaklaşık 4 megawatt civarında. Bu da 3 boyutlu tasarım zamanında yapılan. Hemen hocam bitiriyorum. Bu da son olarak 2018 yılında endüstriyel atıklarla ilgili Gebze'de bir tesis kuruldu. Gene gazlaşma tesisi. Bu tesiste Aralık ayında, bir ay önce TÜBİTAK TÜSİAD tarafından yılın en iyi projesi seçildi. Çünkü şimdi reklam olmasın diye ismini vermeyelim firmanın. Özel bir firma tarafından yaptırıldı bu tesis. Kendi endüstriyel atıklarını ciddi miktarda paralar vererek İzaydaş'taki yakma tesisine gönderiyorlardı. Fakat kendi içlerinde değerlendirerek hem kendi atıklarını değerlendirdiler hem de enerji ürettiler. Dolayısıyla bu projede Türkiye'de ilginç bir endüstriyel atıkların değerlendirmesiyle ilgili bir proje oldu. Son slaytım, son kelimelerim. AB oldukça, Avrupa Birliği oldukça çok çaba sarf ediyor bu geri dönüşüm konusuyla ilgili. Bizim de bir miktar bu konuda gerçekten çaba sarf etmemiz lazım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de de çok ciddi destekler var. Destekler oldu, devam da ediyor hala şu an. YEKDEM diye bir mekanizma var biliyorsunuz. Belediyeler özellikle bundan çok çok yararlandı. Nasıl yararlandı? İşte katı atık dolum sahalarında üretilen enerjiye devlet çok ciddi bir destek verdi. Çöp gazı dediğimiz bu gaza 13.3 sent gibi, şu an Avrupa'da en yüksek desteği şu an Türkiye veriyor. 13.3 sentle. Bu çöp gazından enerji ürettiğiniz vakit. Şimdi bu destek 2020 yılında bitiyor, Eylül ayında. 1,5 yıl gibi bir süreç kaldı. Ben şu taraftar, yani bu atıklara yatırım yapmanın devam edebilmesi için bunun süresiz şekilde uzatılması gerekiyor devlet tarafından. Yoksa bu atıklar çöp dolum sahalarında son bulacaklar. Bunlar mutlaka değişir. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu çok çok önemli. Teknoloji geliştirmeden bahsediyoruz ya. Yani gerçek anlamda lider ülkeler teknolojiyi geliştirebilen ve bunu gerçekten uygulayabilen ülkelerdir. Bizim her alanda olduğu gibi bu atıkların değerlendirmesi alanında da teknolojiyi mutlaka geliştirmemiz gerekiyor. Yoksa biz ekonomik nedenlerden dolayı, yani Almanya'dan, İngiltere'den bu işi hazır satın alarak yapamıyoruz. Ekonomimiz kurtarmıyor. Dolayısıyla biz de üniversite olarak elimizden geldiği kadar buna katkıda bulunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.